Bugün konuğumuz 2020 model Skoda Superb Otoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinden birincisine daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi ve bir sonraki aracı da siz belirleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey aşağıdaki linkten Otoshops'un internet sitesine girmek, Kartal Şube stoklarına bakmak ve orada merak ettiğiniz bir araç varsa yorumlara yazmak. Ben de sizin için bu aracı pek tabii ki anlatmayı çok isterim. Konumuza geri dönecek olursak, Skoda Superb orta sınıftaki Skoda temsilcisi. En önemli rakibi Passat, Passat'ın hemen arkasından. Artık üretilmeyen Passat sedan'dan bahsediyorum tabii ki. Passat'ın hemen arkasından ikinci olarak geliyordu pazarda bu zamana kadar. Bundan sonrası da kuvvetle muhtemel birinciliği alacaktır. Çünkü Skoda Superb bildiğiniz şekliyle üretime devam edecek, yeni nesline geçecek vesaire vesaire. Ama Passat sedan'ın boşluğunu doldurmaya çalışacak bu otomobille Skoda. Bu otomobili size anlatmıştım, makyajlı versiyonunda da anlatmıştım hatta. Bu otomobili size daha önce detaylı bir şekilde anlatmıştım, o yüzden başka... Bu otomobili size daha önce detaylı bir şekilde anlatmıştım ama birazcık hem tazeleme olur hem de belki başka bilgilerden bahsederiz. Mesela Skoda Superb'in tarihinden bahsetmek gerekebilir. Superb ismi Skoda'nın tarihinden geliyor. 1930'ların sonunda, hatta 2. Dünya Savaşı sırasında iri bir otomobil üretmiş Skoda ve bunun adı da Superb olarak anılmış. Superb olarak anılmış bu arada. Superb olarak, Superb olarak anılmamış. Böyle yanılgıya düşen sektörde bile insanlar var, nedendir anlamıyorum. Skoda bu otomobilin ismini Superb olarak okuyorsa Superb'tir bu otomobilin adı. Yani B modelinin Superb versiyonu falan değil bu yanımızdaki. Sadece Skoda Superb. Belki biraz yüceltme tabiri gibi bakmak lazım. Superb'in üzerine konulmuş bir yüceltme tabiri gibi bakmak lazım. Superior gibi vesaire gibi. Öyle bakmak lazım. Superb de bu otomobilin ismi Skoda'nın amiral gemisini anlatıyor. Modern çağa geri döndüğümüzde de işte tarihe bakıyorlar ve bu iri otomobilin adını yeni modeller için kullanmayı tercih ediyor. Skoda yetkilileri bu yeni modelde aslına bakarsanız B5 kasa kodlu, yani 2 nesil öncesine ait olan Volkswagen Passat'ın uzun aks mesafeli bir versiyonu. Bu versiyon Çin pazarı için geliştirilmiş ve sonrasında da Skoda da bu versiyonu Avrupa pazarlarında satmaya başladı. İlk nesil Skoda Superb sadece uzun aks mesafeli bir Passat'tan ibaretti. Kendine özgü çok fazla özelliği yoktu. İç mekanlığını yine Passat'la paylaşıyordu. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Passat'ın ömrünün sonlarına doğru tanıtılmıştı. Yani biraz geriden geliyor gibi bir durumu da vardı. Dış tasarımında da öyle, Skoda logoları dışında aslına bakarsanız çok da fazla özgünlüğü olan bir araç değildi. Ama Superb çok büyük bir başarı elde etti bu ilk nesille birlikte. Sonrasında da özgünlük hakkı kazandı. İkinci nesille birlikte yine uzatılmış Passat altyapısı üzerine yükseliyordu. Kendine özgü tasarım öğeleri vardı. Birazdan arka tarafta bahsedeceğim, mesela bagaj kapağı vesaire gibi bazı çözümlerle birlikte geliyordu. Ve yine başarısını devam ettirdi Avrupa pazarında. Bu yanımdaki nesil ise MQB altyapı sayesinde, ki MQB bilmeyenler için modüler bir platformdur. Yani otomobilin pek çok özelliğini bağımsız olarak, platformdan bağımsız olarak değiştirebilirsiniz. Bu MQB altyapı sayesinde tamamen özgün bir model haline geldi. Neredeyse tüm ölçüleri Passat'tan daha farklıdır Skoda Superb'in. Sonuç itibariyle baktığınızda Skoda'nın Superb'le yapmaya çalıştığı şey, orta sınıf sedan arayanlara, irice bir otomobil arayanlara, orta sınıf sedan ve station wagon arayanlara, ki iki karoser türde şu anda Türkiye'de satışta, daha makul maliyetlerle bir otomobil sunmak ve bunu yaparken de akıllı çözümler ve kullanışlık açısından da hiçbir geriye gidiş olmamasını sağlamaya çalışmak. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Otomobilin etrafına bir tur atalım. Neler var, neler anlatayım size. Hemen Superb'in etrafındaki turumuza başlayalım. Gördüğünüz gibi güzel bir burun tasarım. Bu rengi çok hoşuma gidiyor benim Superb'lerin. Biraz daha farklı bir hava katıyor. Makyajla birlikte biraz daha fazla albeni eklendi otomobile. Bazı krom parçalar vesaireler, ufak tefek değişiklikler oldu. Bu karşımızdaki araç Premium isimli donanım seviyesine ait. Bu jantlar orijinalde gelen, yani standart donanımda gelen daha doğrusu jantlar değil ama orijinal Skoda jantları. Bunları seçebiliyorsunuz, 19 inç bu jantlar. Güzel, hoş görünümlü jantlar. Bu jantlar tabii ki iriliğine oldukça yakışıyor otomobil. Seversiniz, sevmezsiniz. Büyük jantları size kalmış. Ama normal standart jantlarından daha çok yakıştı söylenebilir. Ebatlardan bahsetmek gerekirse otomobilin boyu 4 metre 84 santim. Bayağı iri bir otomobil yani. 5 metre olsaydı zaten neredeyse lüks sınıfa girmiş olacaktı. Onlardan 15 santim kadar bir eksiği var sadece bu otomobilin. Ve aks mesafesi de 2 metre 84 santim. Bu açıdan bakıldığında orta sınıfın sınırlarını gösteriyor denilebilir Skoda Superb için. Basit bir şekilde. Bu yeni altyapıyla birlikte tasarımla boyutların uyumu gerçekten daha güzel oldu. En azından benim gözüme öyle gözüküyor. Oranları daha iyi otomobilin. Çünkü eskiden uzatılmış aks mesafeli bir Passat olunca bazen bazı yerlerde karışıklıklar olabiliyordu. Biraz daha farklı gözüküyordu diyelim. Superb bu son nesle birlikte daha hoş orantılara sahip olmuş olabilir belki de. Benim gözüme dediğim gibi öyle gözüküyor. Oldukça uzun kapıları var bu arada, dikkatinizi çekmiştir. Arka taraf klasik Skoda tasarımına sahip. Büyük bir Skoda yazısı artık arka tarafta görülebiliyor yeni Skoda modellerinde. Ve şurada küçükçe Superb yazıyor. Sahte egzoz çıkışları da burada. Sahte egzoz çıkışı demeyelim de bunu, egzoz çıkışıymış gibi görünen süslemeler var. Bagajı göstereceğim size ama bir araya girmem lazım. Çünkü bir önceki nesil Superb ile mesela ilgileniyorsanız
İlginç bir özelliği vardır. Bagajı iki farklı şekilde açılabilir. İsterseniz sadece kapağı açabilirsiniz, isterseniz de camla birlikte kapağı açabilirsiniz. Basit bir şekilde plakaların üzerindeki bir düğmeyle modu değiştirebiliyorsunuz ve istediğiniz şekilde açabiliyorsunuz bagaj kapağını. Bunun ne alemi var, ne faydası var diye soracak olabilirsiniz. Hemen size göstereyim. Kocaman bir bagaj kapağı. Gördüğünüz gibi şöyle biraz daha geriye çekilirsem. Bu kocaman bagaj kapağı bayağı da bir yukarıya çıkıyor. Mesela kapalı park yerlerinde açarken bagaj kapağınızı dikkat etmeniz gerekir. Ağırca da bir bagaj kapağıdır. Elektrikli bagaj kapağı mesela olursa faydanız olacaktır. Bu bagaj kapağını bir önceki nesilde dediğim gibi iki farklı şekilde açabiliyordunuz. Kapalı park yerlerinde mesela sadece kapağı açabiliyordunuz. Ama kolay kullanılmıyordu. Çoğunlukla yanlış şekilde açıyordunuz. Beklediğiniz şekilde açılmıyordu. O nedenle ve tabii ki maliyetleri de çok önemli. Bir sürü menteşesi vesairesi donanım vardı. Sonuç itibariyle bu donanım geride bırakılmış oldu. 595 litrelik bir bagaj hacmi. Kullanışlı, çok kullanışlı. Camla birlikte açıldığı için kapak devasa bir yükleme ağzı var. Çok rahat bir şekilde yükleyebilirsiniz. En arkalara bile çok rahatça küçük eşyalarınızı yükleyebilirsiniz. Değişken bir zemin yok. Olsaydı tabii devasa bir değişken zemine ihtiyaç duyulacaktı. Eşikle zemin arasında bayağı bir fark var. Bu zeminin altında daha bir de yedek lastik bulunuyor. Şu bagaj havuzu şeysi yüzünden size gösterebilecek mi bilmiyorum ama şöyle gördüğünüz gibi bir yedek lastik de bulunuyor hala. Dev gibi bir bagaj. Bu sınıfta bile bulabileceğiniz en güzel, en kullanışlı bagajlardan bir tanesi. Camla açılan bagaj kapakları bu sınıfta şaşırtıcı şekilde yaygın. Opel Insignia'da var, Peugeot 508'de var. Ama onların bagaj hacimleri daha küçük Skoda Superb'e göre. Skoda Superb'in burada bir avantajı bulunuyor. Koltuk sırtlarını yatırabiliyorsunuz bu arada. Asimetrik gördüğünüz gibi. Ve ortada da bir kapak bulunuyor. Uzun yükleri içeriye doğru uzatmak için. Kayak vesaire ya da ona benzer şeyleri içeriye uzatmak için bunu kullanabiliyorsunuz. Hemen bu arada station wagonu da var tabii Superb'in. Kullanışlı istiyorsanız kolayca onu da tercih edebilirsiniz. Şuradan arka koltukları göstereyim. Superb'in en güzel özelliklerinden bir tanesi. Dev gibi. Gerçekten çok geniş. Bir üst sınıfta. Mesela Mercedes E serisi, BMW 5 serisi, Audi A6. Hacmen bundan daha fazla sunulmuyor. Konfor olarak sunuluyordur tabii ki. Koltukların derileri, kaplamalar, dekoratif unsurlar vesaire vesaire. Ama hacmen daha fazla sunulmuyor. Hem baş mesafesi hem diz mesafesi. Anormal bile denilebilir belki de bu sınıftan beklenenlerin çok daha fazlası. İri yapılılar bile çok rahat edecektir. Bu arka koltuklarda makam için kullanacaksanız da mesela bu araçta bakın şöyle perdeler var. Ya da bu sağ ön koltuğu şuradaki düğmeler yardımıyla ayarlayabiliyorsunuz. Yani bu araçta eğer makam kullanım mesela için düşünülüyorsa bol bol donanım satın alınabiliyor. Arka koltuklar sonuç itibariyle çok çok başarılıdır otomobilin. Şurada havalandırma çıkışları var. Şurada şimdi şöyle göstermeye çalışayım. Kil tablası var tabii ki. Böyle bir araçta herhalde beklersiniz. Karşıda ambiyans aydınlatmaları var. Isofix bağlantılar için güzel çerçeveler, kapaklar sunulmuş. Şurada kol dayanağı var. Güzel bir arka koltuk yani. Herhalde tartışması bir arka koltuk. Şurada da bazı versiyonlarda 3. bölge iklimlendirme ayarı var ama burada sadece saat var. Saati görebiliyorsunuz. Hemen kokpitini de göstereyim. Gördüğünüz gibi. Çok albenili olduğunu söylemek zor herhalde bu kokpitin. Biraz daha sıradan. Mesela Passat'la kıyaslandığında her zaman biraz daha sıradan kalıyor. Passat'ın dekoratif unsurları biraz daha fazla basıyor. Burası ama yine de kullanışlı ve genel olarak kaliteli hissettiren bir kokpit. Burada çift renkli bir kokpite bakıyorsunuz. Tek renkli olanları da var. İrice bir bilgi eğlence sistemi ekranı. Çok güzel bir yazılım var bunun içinde. Volkswagen grubun son dönemde kullandığı yazılım. Hızlı çalışıyor. Çok rahat bir şekilde yolunuzu bulabiliyorsunuz ayarları yaparken. Grafikleri güzel, albenisi güzel. Mesela Audi modellerinden biraz daha iyi bile hissettiriyor belki albeni olarak, grafiklerin albenisi olarak. Analog bir gösterge tablosu var. Böyle ikilemleri var bu otomobilin yani. Analog gösterge tablosu ama elektrikli ayarlanabilen, arkadan da ayarlanabilen yolcu koltuğu. Dediğim gibi yani albenisi öyle çok çok fazla olan bir kokpit değil. Üstüne bir de kullanışlığı da bazı yerlerde biraz tartışmaya çıktı. Mesela kapit cepleri çok güzeldir. Genişliği, büyüklüğü gayet güzel. Şurada vites kolunun önünde kapaklı küçük bir saklama alanı değil ama kül tablası var. Onu saklama alanı olarak kullanabilirsiniz. Ve şurada da hemen göstereyim size. Çok kötü bardaklıklar. Skoda'ların ortak özelliğidir. Kötü bardaklıklar. Burada da onu görebiliyorsunuz. Sonuçta Volkswagen'de taş yemeyecek tabii ki. Volkswagen'e geçmesi için insanların. Çoğu tüketicinin bardaklık yüzünden marka değiştireceğini düşünmezsiniz ama bu tarz detaylardır aslına bakarsanız. Büyük markaların ya da seçkin markaların
farkını oluşturan ve Skoda'larda da güzel bir bardaklık bulmak mesela pek o kadar kolay değildir. Önem verirsiniz, vermezsiniz. Bu size kalmış. Sizin için hiç alakası yoktur. Mesela belki hiç bir değeri yoktur. Ama bazıları için önemlidir ve bu detaylar da Skoda markasının yerini biraz daha değiştiriyor. O zaman Superb ile ilgili genel konular bunlar. Direksiyona geçelim. Sürüşte neler var onları anlatayım. Şimdi Skoda Superb'in direksiyonundayız. Hemen motorlardan başlayalım. Şu anda satışta sunulan olan motorlar 1.5 litrelik TSI motor, ki bu araçta da bu motor var. 2 litrelik TSI ve TDI motorlar. Yine Superb'in ürün gamı içerisinde 1.6 litre TDI motor eskiden satılıyordu. Ama malumunuz o motor tarihe karıştı. Bu emisyon skandalları vesaireler sonrasında ve üretimden kaldırıldı bir süredir. Küçük hacimli bir motor arıyorsanız Skoda Superb'de ve Volkswagen Passat'ta 1.5 litrelik TSI sadece alabiliyorsunuz. Buradaki motor 150 beygir güç, 250 Nm tork üretiyor. 7 vitesli çift kavramalı bir şanzıman üzerinden ön aksa aktarılıyor. Bu tork ve güç kuru kavramalı bir şanzıman var burada. Bu şanzımanın faydası daha direkt bir aktarmaya sahip olması. Hem performans hem de tüketim açısından daha etkilidir bu şanzıman. Ama buna karşılık da kullanırken biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Kavramasının zarar görmemesini sağlamanız lazım. Küçük ilerlemelerden, sıkışık trafiğinde, yokuşta özellikle dikkatli kullanmanız gerekiyor. Bunlara bakarsanız uzun süreler kullanabilirsiniz bu kavramayı. Bakmazsanız daha kısa süreler, çok daha kısa süreler kullanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde sorun yaratabilir. Pek de uygun fiyatta olmaz bu sorun. İkinci elde bir satın alım yapacaksanız DSG şanzıman satın alacaksanız özellikle kuru kavramalılarda kavramasına bir bakmanız iyi olabilir. Mesela bu araç 80.000 gramette de iyi gibi kavraması. Değişip değişmediğini bilmiyorum ama şu anda kavraması gayet iyi durumda. Performans açısından gayet iyi. Mesela Tiguan'da ya da Kodiaq'da sınırlarına yaklaşır bu motor. Ama Passat ve Superb'de özellikle bu kuru kavramalı şanzımanın da yardımıyla. Çünkü Kodiaq ve Tiguan'da ıslak kavramalı DSG'ler bulunuyor. Buradaki kuru kavramalı şanzımanın da yardımıyla birlikte. Ve tabii ki daha alçak yapılarıyla birlikte. Gayet güzel performans değerleri sunar. Özellikle mesela otobandaki son hızına ulaşma istekliliği, ara hızlanmaları vesaireler şanzımanın da yardımıyla çok çok iyidir. Çok hızlı vites değiştirir, çok kararlıdır bu şanzıman. Gayet iyi bir yol yardımcısı. Performans anlamında yani bu küçük hacimli motordan bile beklediklerinizin tamamını çok rahat bir şekilde alırsınız. 1.6 litrelik TDI motor mesela bu benzinli motorun biraz daha gerisinde kalıyordu performans anlamında ama o da beklentileri tam olarak veriyordu diyebiliriz herhalde. İkinci elde böyle bir seçenek de önünüze çıkabilir. Tüketim konusu. Bu motorun çok başarılı özellikleri vardır bu konuda. Mesela 2 silindirle gidebilir. Şu anda 2 silindirle gidiyoruz. Yani 4 silindirinden ikisini kapatabilir. Bu sayede de hem emisyonunu düşürür hem de yakıt tüketimini düşürür. Gerekli olmayan silindirleri silindirlere beslemeyi keserek. Böyle tasarruf tedbirleri olan bir motor. Bunun üzerine de zaten karakteri itibariyle de tasarruf potansiyeli oldukça yüksek olan da bir motordur. Eğer ki tasarruf odaklı kullanırsanız bu kocaman otomobili bu 150 beygirlik benzinli motor ve otomatik şanzımanla birlikte 100 kilometrede 7.1-7.2 litre yakıt tüketimiyle kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi tasarruf odaklı olmanız gerekiyor. Gerçekçi bir tüketim verirse de tabii 8 litrelere daha yakın olacaktır. 100 kilometrede mesela bu aracın hız ortalaması en son yol bilgisayarındaki verileri aktarayım. Hız ortalaması 19 kilometre saat ya çok sıkışık trafikte kalmış ya çok fazla rölantide çalışmış. Böyleyken bile 10.3 litre yakıt tüketimi verisi buraya geçmiş. Yani tasarruf potansiyeli de oldukça yüksek bir motordur. Buradaki 1.5 litrelik benzinli motor. Motorla şanzımanla ilgili durumlar genel olarak böyle. Volkswagen grubun çok iyi şanzımanları, çok iyi motorları var. Şanzımanlar konusunda sürekli buna geliyorum ama aklınızda bir soru işareti olabilir. Sizin kullanım şeklinize göre size karşılık verecektir. Otomotivdeki neredeyse her şeyde olduğu gibi buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hayatınıza uygun olup olmadığına karar vermeniz gerekiyor. Çift kavramalı şanzımanların sadece DSG'nin sorunu değildir bu. Bütün çift kavramalı şanzımanlar için geçerli. Daha doğrusu bütün otomatikleştirilmiş manuel şanzımanlar için bu durum geçerlidir. Sürüşün diğer bölümlerine geçelim. Passat'la kıyasladığınızda mesela biraz daha konfor odaklıdır. Skoda Superb'in süspansiyon sistemi. Standart jant lastik kombinasyonlarıyla bunu gerçekten çok çok iyi başarır. Gerçekten de yüksek konfor kapasitesi vardır süspansiyon sisteminin. Mesela otoyol hızlarında dalgalanmaların üzerinden çok güzel hafif hafif salınarak geçer. Birazcık böyle bir gemi havası belki de sezebilirsiniz. Bu açıdan çok çok başarılıdır. Çapraz salınımlara girmez. Uzun aks mesafesi olmasına rağmen hantal hissettirmez. Direksiyonu güzel ayarlanmıştır. Burnuna sadakati mesela Passat'ın biraz daha gerisinde kalır. Ya da bu sınıftaki genel rakiplerin biraz daha gerisinde kalır ama
Yine de güvenlik konusunda herhangi bir eksiği olmayan bir modelden bahsediyoruz. Rahat bir şekilde yönlendirilir. XDS sistemi var bu araçta da. Yani gazla viraj dönerseniz eğer torkla yönlendirme yapabilir Skoda Superb'de. Bu da sürüş keyfi açısından güzel bir donanım. Pek tabii ki buradaki 19 inçlik jantlar konforun bir kısmını götürmüş tabii ki. Ama benim beklediğim kadar fazlasını götürmemiş en azından. Hala güzel bir darbe sönümlemesi var. Hala yol dalgalanmaları konusunda zaten bir eksikliği yok. Bu açıdan baktığınızda benim beklediğim kadar yüksek bir etkisi yok ama yine de bir etkisi var tabii ki. Daha küçük jant, daha yüksek yanaklı lastik kombinasyonlarına göre biraz daha düşük bir konfor seviyesi almış oluyorsunuz. Yol tutuşa katkıları tabii tartışılır. Çok agresif kullanırsanız evet yol tutuşa katkıları olacaktır düşük yanaklı lastiklerin. Ama normal sürücülerin bunu yaşaması pek de olası değildir. Lastik yuvarlanma gürültüsü mesela büyük jantlarla birlikte lastik yuvarlanma gürültüsünün biraz daha artması beklenebilir ama bu araçta hala öyle çok fazla lastik yuvarlanma gürültüsü yok. Diğer sesler konusunda güzel bir şekilde yalıtılmıştır. Yine bu konularda mesela Passat'ın bir tık gerisinde kalır Skoda Superb. Her zaman sürüş konularında, kokpit konularında onun biraz daha gerisinde olması gerekmiştir. Bugüne kadar en azından böyle gerçekleşti. Bundan sonrasında Passat'ın sadece station wagon karoserle yoluna devam edeceği düşünülürse belki öyle bir yükümlülüğü kalmaz bir sonraki nesilde. Ama bu nesil için durumlar tam olarak böyle. Konumlandırma gereği bazı şeylerden vazgeçmesi gerekiyor Skoda modellerinin. Her Skoda modeli anlatırken buna değiniyorum mutlaka ama Skoda veya Seat modeli anlatırken. Hayatın gerçekleri bunlar. Dediğim gibi Volkswagen'de taşıyacak değil herhalde. Bütün herkes Skoda modelleri alırdı eğer birebir aynı olsaydı. Modeller en azından Passat Superb durumunda bu geçerli. Bu kadar büyük bir aracı alıyorsunuz. Sadece Volkswagen markasına para vermiş olurdunuz o zaman. Genel olarak durumlar böyle. Skoda Superb ile ilgili olarak anlatmam gereken başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Bunlar. Sonuca bağlayacak olursak o zaman. Eğer aradığınız şey arka koltuksa, eğer aradığınız şey bagajsa, kullanışlıksa bunlar konusunda Superb gerçekten de biçilmiş kaftan. Bulabileceğiniz en iyi otomobillerden bir tanesi. Station wagon olsun. Bu sedan, liftback her neyse karosere sahip olan olsun. Gerçekten de çok çok başarılı. Yani bu koltukları, arka koltukları bulmak için ödemeniz gereken bedel çok çok daha yüksek. Skoda Superb'ün şu anda satışta olduğu bedellerden çok çok daha yüksektir. Çok çok daha üst sınıflara çıkmanız gerekir. Ya da eski bir otomobil satın almanız gerekir. Bunları bulabileceğiniz tek adres de Skoda Superb'tir. Orta sınıfta. İç mekandaki konuları size bırakıyorum. Al ben sizin için yeterlidir, değildir. Burada mesela güzel dekoratif unsurlar vesaireler var. Bunlar sizin için yeterlidir, değildir. Onları değerlendirecek olan sizsiniz. Ya da bardaklığın olması sizin için hiçbir şey ifade etmiyordur. O konulara karar verecek olan sizsiniz. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.